Bugün 10 Kasım 2018. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Biz ise şimdi birazdan Riva yoluna doğru gidip Riva'da kamp atacağız. Bütün çadır kurulum gibi videolar çekmek istiyoruz. Bakalım göreceğiz. Var mı Emre gitmek istemiş? Yok. Alp sınava çok çalışmamıştı. Evet, geldik kamp alanına. Gel Emre, gel. Gelmene de gerek yok. Evet, kamp için gerekli her şeyi kurduk. Değil mi Alp? Alp de geldi. Çadırımız burada. O da bir salon. Ben salonda yatacağım. Mangal için taşlarımızı dizdik. Koltuğumuz, her şeylerimiz, çalımız, çırpımız, kömürümüz, gerekirse diye mangalımız, haydarımız, baş döndürücü, koltuklarımız burada. Arabayı yanımıza çektik, çalmasınlar. Manzara bu. Efsane. Aslında adada yapacaktık ama. Geç. Araba suda yüzmüyormuş. O yüzden yapamıyor. Öyle yani. Var mı eklemek istediniz arkadaşlar? Hayır, sen sınav nasıl geçti? Çok güzel geçti. Beni çekiyor mu bu? Çekiyor. Ateşten canlı yayınla bildiriyorum. Ateşimiz efsane yanıyor. Patlıcanlar oldu. Ateşi yükselttik. Malum taşlardan dolayı aşağıdaki kömür pek yetmiyordu. Hemen dedi ki yükselt bunu. Tamam kardeşim dedim, hemen yükselttim. Alp usta, nasıl gidiyor ustam? Ustam yok. Zorlu bir durum yani bu anlar. Bakalım. Devamında bir de güzel etlerimizi koyunca çekeriz. Ama ışığa bağlı tabii. Sucuk. Sucukla birlikte de çekeriz. Çok güzel ya. Şimdi uyandık. Aslında tam uyanmış değiliz. Emre arabada yatıyor. Alp çadırın içerisinde. Ben de eşyalarımı hazırladım. Zıplığım, palet, mayomu giydim. Şimdi hızlı gireceğim. Biraz keşif amaçlı olacak bir şey vuracağımı umuyorum pek ama. Bakalım, daha önce hiç girmemiştim. Gün doğumu. Çok güzel şu an. Bir sonraki videoda biraz daha kapatır ama sonrasında açık gibi göreceğiz. Evet, kameranın kayıt butonuna basıp oturmaca. İnşallah biraz bağırarak başlıyoruz belki. Kampı bitirdik. Sabah bir denize girdik. Berbat girdim. Berbat. Soğukluğu geçtim. Her yer deniz havası. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Çöp var. Her yer. Ana bilme. Çöp var. Bilmem ne var. Deniz bütün çöpü kıyıya vurmuş. Karadeniz. İşte Karadeniz. Her yer balıkçı teknesi. Riva kamp macerası bizim için kötü değildi aslında. Değil mi? Güzeldi. 3 kilo et yedik. 3 kişi. Sabah 8'de herkesin başı dönüyor. Yani güzel bir tecrübe oldu. Bir tek tuzu unutmuşuz. Evet, bir tek tuzu unuttum. Orada Alp var ya, Alp
uyuyor. Yani bırak salın beni, ben uyuyacağım dedi. Temel ihtiyaçları verdi. Temel ihtiyaçlarını halledip uyuma kararı aldı. Buraya gelirseniz şurası tehlikeli bölge. İki tane insan azmanı kalıntı bıraktı orada. Onun dışında Earl Grey çayımızı demledik. Earl Grey çayımızı demledik. Birazdan bir yumurta yapacağım. Yumurta. Ardından da kahvemizi içer. Aynen. Ben böyle diyorum videoda. Geçen arkadaşlar yorum yapmış. Diyor ki, abi diyor, ileride çoluğun çocuğunu izleyecek. Küfür etme çok diyor. Dedim neyse oyun. Vallahi. Evet de. Öyle yani. O aile iç içe kalın arkadaşlar. Gerçekten böyle arkadaşlarınızı da zorlayın. Ben genelde insanları pek zorluyorum biraz böyle. Doğayla baş başa kalmayı konusunda. Bir şeyler yapma konusunda, bir şeyler deneme konusunda. Tabii ki çok sınırları aşmadan bir şeyler denemek önemli bence. Bunlar tecrübedir. Ya tecrübeler yaşanılarak kazanılır. Böyle okunarak değil. Tecrübeleri yaşanarak kazanılır dedikten sonra Emre'nin bu arkaya müziği de süper oldu. Gerçekten tecrübe edinin, yaşayın. Hayat bence gerçekten bunlara değer. Tabii ki kalkıp da göklerin tepesinden atlayacak durum yok. Ama bazı durumlar var ki neden olmasın deyip denenebilir. Ki denediğiniz zaman aslında onun güzelliğini görmeye başlıyorsunuz. Benim düşüncelerim bu kadar. Genelde bu konularla ilgili. Ki hatta böyle düşünmeye devam ederken Will Smith'in bir tane videosu vardı. Hiç denk geldin mi? Skydiving and Will Smith diye, böyle korkuyla ilgili. Kesinlikle izleyin izlemediyseniz. Böyle kısaca özetleyeyim. Böyle skydiving yapacaklarmış. Dubai'deler. Hadi yapalım işte skydiving. Falan böyle gaza geliyorlar. Bir akşam. Ertesi gün böyle herkes bir yerlerinin unutmuş olduğunu düşünmek istiyor. Ve bunu yapmayacağını düşünüyor ama hepsi gidiyorlar. O böyle son atlama anına kadarki durumu çok güzel betimlemiş. Ve en sonunda şunu diyor. Gerçekten diyor, o noktada o böyle ayaklarının böyle ucunda beklerken, arkanda biriyle atlayacakken, hani o anda bir sürü şeyin farkına varıyorsunuz. Ama her şey o atlayışı yaptıktan sonra gerçekleşiyor. Bütün güzellikler korkunun arkasına gizlidir diye. Gerçekten korkmamak gerekiyor bazı şeylerden. En azından denemek gerekiyor. En azından denedim demek için. Hayatta da genelde böyle şeyleri yapmayı seviyorum. Seviyoruz nispeten. Seven insanlarla birlikte oluyorum. Bu şekilde. Onun dışında pek bir şey yok. Çay güzel. Çay güzel. Çay sağlık. Hayır! Oraya yok derim.